Merhaba arkadaşlar. Bugünkü attığım üçüncü video olacak bu. Yüklemiş oldum. Çünkü bana genelde kanala katıl butonu ile katılma butonu arasındaki farkı soruyorsunuz. Ben özellikle o farkı da anlatabilmek için hem bu videoyu attım hem de diğer videoları atıyorum. Bu videodaki eğitimim Amazon'a FBA olarak Türkiye mağazasından ürün göndermek olacak. Videonun devamı. Ama 3 tane video siz göremeyeceksiniz. Yani bu videoyu herkes görüyor. HTML linki paylaşma videosunu katıl butonundan herhangi bir kısmı katılanlar görüyor. Yani katıl butonundaki herhangi bir üyeliği alanlar HTML linkini yüklemeyi de görecekler. Ama Amazon'la ilgili farklı bir video daha attım. Yine global kısmıyla, yurt dışı kısmıyla ilgili. Onu da global ticarete kayıt olan kişiler görecek. Yani globale kayıt olan bu üçünü de görüyor. HTML ya da diğer herhangi bir katıla kayıt olan sadece bununla onu görüyor. Bunu da herkes görüyor. O şekilde söyleyeyim. Buna göre aradaki farkı bu şekilde anlamış olursunuz umarım. Hani herkes göremeyecek. Aradaki fark bu. Şimdi arkadaşlar Amazon FBA'ye ürün göndermek için daha önceden Türkiye'de satış yapıyorsanız farklı bir siteye de yapmadıysanız yani diğer mağazaları açmadıysanız atıyorum bizim şu anda 5 tane mağazamız yurt dışında açık şekilde. Bunlar şu şekilde listeleyebiliriz. Sizler bunları açmadıysanız eğer Türkiye'dekinde satış çok az. Şu fiyat sizi aldatmasın. Bunları açmadıysanız onların açma işlemlerinin nasıl yapıldığını, kategori açma bunları tek tek göstereceğim. Ama ilk olarak Türkiye'deki mağazanızı açtıysanız eğer Türkiye'deki mağazanıza FBA modeliyle ürün gönderiminden bahsedeceğim. Öncelikle tüm envanter yönetimine Chrome'da girdiğim için ben Türkçe farklı kısımdan girmiş olsaydım Türkçe olmayacaktı. Yabancı dilde olacaktı. Burada şu pasif stokta yok kısmı normalde envanter ürün FBA modeliyle envantere gönderilmişti arkadaşlar. Stoğu bittiği için pasif stokta yok diyor. Biz bunun başına bir çentik atarak şu kısımdan envanter gönder yenile kısmını seçiyoruz. Bu gelen kısmı arkadaşlar önceden seçilmiş SKU'lar, gönderilme hazır SKU'lar, işte aktif iş akışları. Burada seçmemiz gereken kısım şuradaki adres. Geri gelelim. Adres seçin kısmından menşei adresini seçiyoruz. Buraya adresinizi gireceksiniz. Bu adres hangisidir derseniz yine ben Türkçe diline çevireyim şuradan. Paketin alınmasını istediğiniz adres arkadaşlar burası. Eğer adrese ürünü kendiniz yanınızdan yani ürün elinizde deponuzda ise depodan gönderip yapacaksanız buraya depo adresini seçeceksiniz. Farklı adres varsa atıyorum ürünü bir tedarikçiden almıştırsınız. Size gelmeden direkt Amazon'a gitmesini istiyorsunuz. Yine o adresi yazabilirsiniz. O tedarikçi ile görüştüğünüz zaman tedarikçi ürün üzerine gerekli etiketleri yapıştırdıktan sonra bu ürün tedarikçinin adresinden alınır ve Amazon'daki sizin deponuza gönderilir. Tabii o etiketi tedarikçinin paylaşması gerekiyor. Yapıştırması gerekiyor. Yani örnek verecek olursak atıyorum benim ürettiğim ürünlerden sizler Amazon'daki mağazanıza ürün göndermek istiyorsunuz. Bu kısma benim adresimi yazacaksınız. Etiket bilgisini bana vereceksiniz. Amazon benim buraya geldiği zaman ben ürünleri hazırlayacağım. Amazon'a vereceğim. Kargoya vereceğim. Kargo direkt Amazon'un sizin mağazanıza gönderecek. Buradaki bilgileri doldurarak sonrasında kaydet ve kapatla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar ben adresi tamamen seçtim. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi tüm adresimi yazdım net şekilde. Bunu yazmanız gerekiyor çünkü kargo sizin adresinizden alacak ürünleri. Seçmezseniz kargo adresinizden alamaz. İletişim bilgilerinizi yazın. Mail kısmında zorunlu değil gibisinden yazıyor mail adresi ama siz yine de yazın çünkü kimi sitede ürünleri doldururken ya da atıyorum bir iletişim paylaşırken iletişim yerini paylaşırken zorunlu değil kısmında mail yazıyorsa maili yine paylaşın ki çünkü yapay zeka diyeyim yapay zeka alt kısımdan maile de bilgi gönderiyor. Zorunlu değil ama yazdığınız zaman mailinize de haricen bilgi gelmiş oluyor. Yani zorunlu olmasa da olsa da mail adresinizi mutlaka yazın. Adresi yaptıktan sonra seçtim arkadaşlar. Menşei adresime bu kısım geldi. Yani kargo ürünü bu adresten alacak. Sonrasında şimdi paketin detayını paylaşmak için
Şuradaki kalem işaretine tıklayacağız arkadaşlar. Paketlenme şablon adı. Bir sıkı için birden fazla paketleme şablonunuz varsa paketleme şablonu adı belirli bir paketleme şablonu bulunmanıza yardımcı olur. Her sıkı için 3 paketleme şablonu oluşturabilirsiniz. Burada birimleri kim hazırlıyor kısmından kategori seçeceğiz. Yani tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir sayfa geliyor ve burada diyoruz ki işte sıvı cam kapata değil, işte küçük kıyafet, kumaş, peluş ve tekstil ürünleri, kırılabilir cam, toz palet taneli ürün, yetişkin ürünleri hazırlama gerekmiyor. Yani burada hazırlama gerekmiyor dediğimiz zaman ürünü biz hazırlıyoruz demek arkadaşlar. Eğer hazırlama gerekiyor deseydik, yani diğerlerinden birini seçseydik, Amazon belli bir ücret karşılığında bu ürünleri paketlemesini de yapacaktı. Ürün için hazırlık gerekmiyor. Birimlerin yine de etiketlemesi gerekebilir. Örnek kitaplar, DVD'ler, video oyunları gibi kısımlar. Bu aşamadan sonra yine kaydet kısmına tıklıyoruz. Evet, şurada da gelen sayfada hazırlama kategorisi, hazırlama gerekmiyor. Birim etiketi, Amazon barkodu gerekli. Bu şekilde göründüğü için birim kim etiketliyor kısmında satıcı tarafından diyor. Yani yazıcımızdan çıktı alacağız. Çıktıyla ürünler üzerine Amazon etiketini yapıştıracağız. Şurayı da isterseniz hızlı şekilde okuyun. Sonrasında yine kaydet kısmına tıkladıktan sonra yine kargo boyut kısmına giriş yapabilmek için ürünlerin şu kısımda birimlere doğru şekilde kargo kısmı girilebilmesi için arkadaşlar sistem üzerindeki eğer kendi yüklediğiniz bir oluşturduğunuz envanter değilse farklı bir asil numarasının altındaki ürüne siz ekleme yapıyorsanız ürünün kilogram ağırlığını sizinkiyle eşdeğer olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor birebir. Bunun da kontrolünü yapmak için bu aşamaya geldikten sonra ürün üzerine tıkladığınız zaman karşınıza açılacak sayfada ürünün en altlara doğru indiğiniz kısımda envanter kısmında şurada ürünün durumu, işte ağırlığı, paketlemesi ne kadar olduğu, bütün boyutları burada yer almaktadır. Elinizdeki paketin buradakiyle eşdeğer olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama siz koli göndereceksiniz. Kolinin içinde atıyorum bu üründen 10 tane gönderecekseniz bu kısım sadece o 10 taneden biri için geçerli. Diğerleri için farklı asıl atıyorum gönderdiğiniz kutu atıyorum diyelim ki ayakkabı kutusunun içine koydunuz. Onun ağırlığı 59 gram değil de daha fazla gelecektir. Bu sadece tekli ürün gramı olarak. Yani sadece şu bir ürünün ağırlığı bu bir ürünün ölçüsünü veriyor. Ona göre atıyorum bu çarpı 10 diyerek buradaki işlemlerle işlem yapacaksınız. Yine onu da göstereyim ben. Öncelikle şurada hazırlık zorunlu değil, işte Amazon değil de satıcı tarafından gibisinden seçtik. Sıkı etiketlerini yazdırın diye tıkladığımız zaman şuradaki birime gelmesi gerekiyordu. Normalde oradaki birimde de niye gelmedi? Şurada farklı bir şey mi var? Yok. Ürünü seçelim. Öyle sıkı etiketlerini yazdır diyelim. Öncelikle şu kısımdan birimi seçeceğiz. Atıyorum 10 adet diyelim. Paketlemeye hazır. Paketlemeye hazır kısmını seçelim. Şunu yine tekrar tıklıyorum. Paketlemeye hazır 10 tane. Tıkladıktan sonra paketleme hazır, değiştir veya kaldır. Sıkı etiketlerini yazdır. Tek birim, tek tek birimle paketle. Yani gönderilmeyen sıkılar şuradan sıkı etiketlerini yazdır dediğimiz zaman burada bakalım. Tümünü yazdır diyelim. Bakalım karşımıza nasıl bir ekran çıkacak. Evet, şu şekilde 10 adet bir etiket çıktı. Bunların her birini paket üzerine yapıştırmamız gerekecek. Tamam, o kısmı doğru. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ama paket boyutunu girmedik.
Evet, bu kısımdan sonra sıkıları göndermek için paketleme işte sıkı etiketini yazdır kısmını işaretledik. Tek tek birimleri paketle diyoruz arkadaşlar. Bu paketleme işlemine de yine tıkladıktan sonra karşımıza koli kısmı açıldı. İşte burada diyor ki her şey bir koliye sığıyor. Birden çok koli gerekecek. Bizim ürünlerin hepsi bir koliye sığdığı için her şey bir koliye sığıyor diye buradan işaretlememiz gerekiyor. Çünkü sadece bir koli göndereceğiz ve bu kolinin içerisinde bizim 10 tane ürünümüz olacak. 10 tane ürünümüzü bizim envanterimize stok açacaklar ve satışa açık olacak. Ama her ürün sadece bir koliye sığıyor olsaydı, yani bir koli atıyorum ayakkabı kutu götüsü göndereceksiniz. O da sığar da atıyorum, yani şöyle söyleyeyim, bir koli sadece bir kolide bir ürün olacak olsaydı 10 tane ürün göndereceksiniz ve 10 tane koli gerekiyor. Bu zaman birden çok koli gerekecek diye bu şekilde bir çentik yapmanız gerekiyordu. Ama her şey bir koliye sığıyor olduğu için biz sadece bu kısmı seçiyoruz. Onayla diyerek yine devam edeceğiz. Burada koli boyutlarını soruyor bize. Koli boyutlarını arkadaşlar Amazon bildiğim kadarıyla santigrat olarak algılıyor. Yani santim olarak yazmış ama yurt dışına gönderirken santim olarak yapmıyor. Türkiye'de santim olarak mı yapıyordu? Bir deneyelim. Ben bir ayakkabı kutusuna koyacakmış gibi bir kutu bulayım. Ölçüsünü hemen alayım. Ben küçük bir modem kutusu buldum. Ayakkabı kutusu baya büyük geliyor bu ürün için. Modem kutusu içerisine koyacağım arkadaşlar. Kutunun ölçülerini hemen yazıyorum. Tam doğru olarak yazalım ki eğer doğru yazmazsanız atıyorum oldu ya çok düşük veya çok yüksek yazıldı ne gibi sonuçlarla karşılaşırım gibisinden soracak olursanız Amazon genelde bu boyutlara göre algıladığı için atıyorum sizin gönderdiğiniz ürün 3 desi görünüyor sistemde ama gelen koli 5 desi. Bu aradaki 2 desi farkı için ürünü kenarda bekletebilir. Yani 3 desilik ürünü beklemesini yani algılamamış olur bu ürünün geldiğini. Onu gelmesini beklemesi için ya da sonrasında siz talep edersiniz, mailleşmeye başlarsınız. En son size paketiniz olduğu anlaşılır. Birebir aynı yazdığınız takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Burada da bakalım 28'e 7 ya da 23. 28 7 23. Koli ağırlığı yani 1 kilo gelmez ama ben 1 kilo diyelim. Paketleme bilgilerini onayla diyerek yine devam ediyoruz. Bu arada şey de yapabiliyordu arkadaşlar. Geç onu geçtik o kısma bir daha geri dönmeyelim. En baştan başlamayalım. Aynı koli içerisinde farklı farklı ürünleri de yükleyebiliyoruz. Onu da bir sonraki eğitimde göstereyim. Yani atıyorum benim A ürünüm var, B ürünüm var, C ürünüm var. 3 tane farklı ürün var. İşte ayakkabı olsun, mont olsun, kazak olsun. Ya da farklı farklı. Bunların her birini bir pakette gönderebiliyoruz. Ürün seçme kısmından ek satır eklememiz gerekiyordu. Ek satır eklediğimiz zaman ek satıra yeni ürün ekliyoruz. Farklı ürün, farklı ürün diyoruz ki bu zamanda da paketleme işleminde de yine bu sefer diyoruz ki ürün içerisinde 3 adet bundan var, ölçüsü bu. 5 adet bundan var, ölçüsü bu. 2 adet şundan var, ölçüsü bu gibisinden. Onu da yine detaylı şekilde Amazon eğitiminde de anlatırım yurt dışı kısmında. Türkiye ile hemen hemen eşdeğer gibi gidiyor zaten. Türkiye kısmında da anlatırım. Sıkıntı yok yani o kısmı da yine değinirim. Evet, şimdi diyor ki paket grubu nedir? Paket grupları birlikte paketlenen sıkı grupları birlikte paketlenen sıkılar farklı paket grupları değiştirilebilir. Paket grupları kargolarla aynı mı? İşte onayla ve devam et diyeceğiz. Adım şurada bakalım şöyle. Yine şöyle açayım ben. Siz videoyu durdurur okumasını yaparsınız. Ben çok uzun sürdüğü için okumuyorum. Zaten birçoğu benim anlattığım şeyler. Onayla ve devam et diyeceğiz. İsterseniz bu arada şöyle biraz durdurayım. Siz yine okumuş olun. Evet, bu kısımdan ben onayla ve devam et diyorum. Şimdi ürünlerin kargoya veriliş süresini soruyor arkadaşlar. Veriliş tarihi eğer paketiniz hazırsa
Parsiyel tır yükü değil bizimki. Amazon anlaşması olmayan taşıyıcı yükü. Kargoya hazırsa bugünü de yazabilirsiniz. Yarının tarihini de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bizim buradan bugünü seçmiş olsam atıyorum. Küçük paket diyorum. Şunu seçmiş olsaydım farklı işlem yapılacaktı. Onu da sonraki dönemde paletli ürün gönderdiğimiz zaman atıyorum kitaplık, raf gibi sistemlerde paletli gönderim yapıyoruz. O gibi durumda da paletli kısmını seçeriz. Küçük paket teslimatında küçük paket teslimatını seçil olduğu için yani şunu tıklamış olsam çentik bunda olacaktır. Taşıyıcı firma seçin dediğinde Amazon taşıyıcı firma Amazon'un anlaşması diğer UPS ile arkadaşlar UPS ile gönderim yapacaktır. UPS Amazon anlaşması taşıyıcı firmasında ortalama bu fiyata gidecek bu ürün. Zaten bizim normal şartlarda FBA modeliyle göndermemizin farklı bir avantajı da var. Hem kargoları hızlı şekilde ürünlerin kargolar hızlı şekilde nasıl anlatayım? Şimdi bir kampanya dönemindesiniz ya da farklı bir işlemdesiniz. Amazon'un ürünler hızlı şekilde Amazon tarafından paketleniyor. Siz bu satılan ürünlere herhangi bir paketleme gibi süreçle uğraşmıyorsunuz. Sadece bir günlük böyle bir toplu paketleme işlemiyle ve bu sistem üzerindeki işlemi yapıyorsunuz. Sonra gönderimini sağlıyorsunuz. Bu aşamada da farklı bir avantajı daha var. Amazon'un buradaki gördüğünüz tutar gerçekten çok düşük bir tutar arkadaşlar. Normalde atıyorum bu ürünü ben kendim kargoladığım zaman satıldığında tek tek kargolarsam kargo bedeli 40 lira falan çıkıyor. Ama Amazon'un deposundan çıkış yaptığımızda deponun maliyetiydi işte oradaki arada harcanan fiyat kısımları bunlarla birlikte ortalama tutan tutar 20 liraya 25 liraya falan geliyor. Kargo kısmından da ekstradan bir faydamız oluyor. Bir de Prime satıcılarda Amazon Prime işte o gibi satışlarda ürününüz ön plana çıkıyor. Amazon diyor ki bu ürün benim depomda. Bugün alırsan gerekirse saatlik teslimatını da yapabilirim. Gerekirse sonraki gün kesin teslimatını da yapabilirim. Bu Amazon'un koymuş olduğu kısımlar. Yani bu aşamaları Amazon kendisi seçiyor. Yani ürününüz orada olduğu zaman Amazon diyor ki bu ürün bizim depomuzda ilk olarak tercihin bu ürün olsun. Ben bu ürünün çıkışını garantili şekilde sana yaparım. Bu kısımları Amazon ayarlıyor. Eğer bulunduğunuz yerde UPS kargo yoksa yani UPS kargosu yoksa ki bizim bulunduğumuz yerde yok. Ben şimdi kargoyu arayacağım. Ne zaman alır ürünü ona göre bilgi soracağım. Eğer bugün alamazsa tarihi ona göre güncelleyeceğim. Bugün alabilirse bu şekilde yapacağım. Hani dedi ya bugün de alamadım, yarın da alamam derse bu kısmı seçiyorsun arkadaşlar ya da farklı kargoyla göndermek istiyorum. Benim farklı kargoda anlaşmam var derseniz diğer kısmını seçerek bu şekilde işlem yaparak yeni kargo numarasıyla buradaki bilgilerle işlem yapacaksınız. Bu kısımda kargoyla bir isterseniz iletişime geçin. Hemen ben kargoyu arayayım. Evet, kargoyla görüştüm. Kargo benim bulunduğum yerde dağıtımını bitirmiş, çıkmak üzereymiş ama yarın yine gelecekmiş. Yarın teslimatını yapacağız. Biz o yüzden tarihi seçiyoruz. Ayın 21'e. 21.11.2023 tarihinde çıkacak bu paket diye. UPS kargoyu seçiyorum. Fiyatla burada bir zaten güzel bir fiyatımız var. Artı KDV'dir muhtemelen. Bu kısımlara geldikten sonra yine ücreti kabul et ve onayla. İşte etiketleme ücreti yok çünkü etiketlemeyi biz yapıyoruz. Toplam tahmini kargo ücreti yok çünkü kargo ücretini bizim hak edişimizden kesecek arkadaşlar. Toplam tahmini hazırlama paketleme ve kargo ücretleri pardon kargoyu şeyden kesmiyor. UPS ile gönderdiğimiz zaman depoya giden ürünlerin kargo ücretini Amazon kendisi üstleniyor. Böyle de bir güzelliği var. Çünkü depoya gönderiyoruz. Depoda yerimiz oluyor en azından. Depoya gönderilen ürünleri Amazon kendisi seçtiği için böyle bir işlem yapacağız. Kargo kuyruğuna git. İşte devam etmeye hazır mısınız? Aklıma gelen bir şey var mıydı? Hemen düşün. Hem paket büyük de olsa küçük de olsa depoya gönderilirken eğer diğer kısmını seçmediyseniz UPS'yi seçtiyseniz kargo ücretlerini Amazon tarafından ödeniyor. Eğer ki diğeri seçtiyseniz kargo ücreti sizin tarafınızdan ödemeli olarak gitmesi gerekiyor. Peşin ödemeleri göndermediğiniz takdirde Amazon herhangi bir ödeme yapmadan kargoyu tarafınıza geri iade edecektir. Bunda da bilginiz olmuş olsun. Kargo içeriğini yine kontrol ediyorsunuz. Koliler 1, sıkılar 1. Yani sıkı dedi ürün modeli arkadaşlar. Bir adet ürün var.
Satıcı tarafından etiketlemesi gereken sküler 10 adet. Devam etmeye hazır mısınız? İşte sizin adına kargo etiketi oluşturulmadan önce detayları gözden geçirip tüm bilgileri doğru olup olmadığını kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırın. Ücreti kabul et ve kargoyu onayla diyorum. Evet, burada diyor ki kargo adı FBA Sita diyor. Yeniden adlandır. Kargo numarası. İçeriği görüntüle veya düzenle. Amazon referans numarası. İşte SIP numarası, yani bizim numaramız. Alıcı kısmı kargonun işte lojistik hizmetleri. Buradan yine devam ediyor. Kargo içeriğini tıklarsak buraya geliyor. Kargo etiketlerini yazdır diyor arkadaşlar. Kargo etiketini yazdır. Bu kargo işleniyor diyor. Takip detaylarını girmeye ilerle diyeceğiz. Yazdır diyelim. Karşımıza muhtemelen bir tane etiket çıkacak. Çünkü kargomuz bir adet. Yani gördüğünüz gibi Amazon lojistik kutu 1 kilogram. Bunu direkt yazdıralım. Keşke biraz daha büyük olsaymış. Şöyle yazırsak acaba büyük mü olur? Buradan büyütmemiz gerekiyor. Bir daha ona uğraşmaya gerek yok. Evet, burada yazdırma gönderilmeye hazır. Bakın, yazdır demeden önce kargo işleniyor diyordu. Şu anda diyor ki göndermeye hazır diyor. Kağıda da bakayım ben. Kağıtta okunmayan kısmı var mı? Yok. Tamam, güzel. Bunu da seçtik. Şöyle dursun kenarda. Evet, burada takip detaylarını girmeye ilerle dediğimiz zaman bakalım burada ne diyor? Her koliye doğru Amazon lojistik koli numarası etiketini yapıştırın. Farklı koliler olmuş olsaydı arkadaşlar, biz koli adetine bir adet girdik ya, eğer 2 adet 3 adet deseydik burada karşımıza bu şekilde yazdırdığımız etiket gibi 3-4 tane farklı farklı etiketler çıkacaktı. Bu etiketlerde de normalde yurt dışında sistem şu şekilde seçiyor. Türkiye'de de deposu bu mu, bu şekilde mi bilmiyorum. Türkiye'ye ben hep bir koli bir koli gönderdiğim için tam emin değilim, ama yurt dışına atıyorum 2 tane koli göndereceksiniz, 3 tane koli göndereceksiniz. Amazon sizin buradaki yurt dışındaki gönderilen adreslerde alıcı bilgilerinde fark edeceksiniz. Farklı farklı şeyler olacak. Farklı farklı adresler olacak. Yani atıyorum bir tane ürünü Kanada'daki deposuna gönderiyor. Bir koliyi Meksika'daki deposuna gönderiyor. Bir koliyi farklı yerdeki deposuna gönderiyor. Kolileri depolara dağıtıyor. İlk olarak müşteriye en yakın depo hangisi ise çıkışını oradan yapıyor. Bu şekilde de bir hızlı şekilde teslimat olması için kendisi sistem üzerinden yapay zeka ile düzenlediği güzel bir sistemi var arkadaşlar. Yani müşteriye birebir hızlı şekilde iletilebilmesi için ürünün hızlı bir şekilde hangi depoya yakınsa, yani bütün depolarına sizin ürünlerinizi dağıtıyor. Böyle de bir güzelliği var. Yani çoğu kişi şey biliyor, işte bir tane 1 metreküp depo kiralayacağım. 1 metreküp alın, benim ürünüm sadece o alanda olacak. Tamam, sizin alanınız 1 metreküp ama o 1 metreküpü Amazon 3-4 tane deposuna bölebiliyor. Burada da evet, alıcı kısmına şimdi dikkatimi çekti. Daha önceden hiç dikkat çekmemiştim. Amazon Lojistik ile Karabiyolları Ticaret, Amazon Türkiye Perakende Hizmetleri Limited şirketi. Yani bizim ürünümüzün bizim depoya gitmesi gerektiğini, bizim alanımıza gitmesi gerektiğinin bilgisini paylaşıyormuş. Alıcı kısmında bu görünüyor. Yani direkt bizim bilgilerimizle bizim mağazamıza girecek. Kolilerin taşıyıcı firma etiketlerini oluşturmak için ilgili taşıyıcı firmayla iletişime geçin. Geçtik. Kolilerinizi taşıyıcı firmanıza teslim edin. Taşıyıcı firma takip numaralarını not edin. Bunları sonraki adımda kullanacaksınız. Yani takip detaylarını girmeye ilerle dediğimiz zaman bir tıklayalım. Bakalım nasıl bir sayfa çıkacak. Evet. Lojistik koli etiketi numarası. Bu oluyor. Evet. Barkodun altındaki numara. Takip numarası. Taşıyıcı firmanızdan aldığınız takip bilgilerini eksiksiz girmeniz kargonuzun bize %30 daha hızlı ulaşmasını ve ürünlerinin daha hızlı satışa sunulmasını sağlar. Takip numaralarını ayrı ayrı ekle. Takip numaralarını toplu olarak yükle.
Zaten bir adet olduğu için ayrı ayrı. Buradan yükledikten sonra kaydedeceğiz. Takip numaranızı taramayı tercih ediyorsunuz. Taşınabilir bir barkod kullanarak taşıyıcı firma takip numaranızı hızlıca tarayabilirsiniz. Eğer firma olur ya, o anda size takip kodunu, bu kodu isteyerek, mesela Sendeo Kargo, Hepsijet ya da Trendyol Express'e verdiğiniz zaman kargolarınızı, onların cihazlarında direkt takip kodları çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki diyor UPS'nin de kuryesinde böyle bir cihaz varsa, onunla takip numarasını hızlı şekilde buraya işlem yapabilirsiniz diye bilgi veriyor. Evet, sonrasında kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar, takip numarasını aldıktan sonra işlemler devam edecek. Devam etme kısmında da artık takip kısmını yine kargo kısmından biz de yapabiliriz. Kargo takibinden ulaşmadığını, yani ortalama yurt dışı kısmına 40-45 gün sürüyor ürünün depoya girip tamamen satışa hazır sunulması, ama Türkiye'de bu süreç ne kadar sürer, ne kadar ilerler? 2 gün sürdüğü de olmuştu, 4 gün sürdüğü de olmuştu. Yani tamamen oradaki depodaki kişinin deponun yoğunluğuna göre değişir diyebilirim. Evet, biraz üşüttük sanırım, kusura bakmayın. Evet, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Sormak istediğiniz bu konuyla ilgili sorular varsa zaten yine elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Yardımcı olmaya da devam ederim. Kendinize iyi bakın. Kargoları iptal et. Yenisini başlat. Kargo kuyruğuna git. Bu kargolar gönderildikten sonra bu ekrana normalde nasıl bulurum derseniz, burada şey vardı. Kargo kuyruğu Amazon'a gönder. Şuradan ben normalde burayı bildirim olarak seçeyim. Sizlere ürünü gönder kısmından, yani şu şekilde göstereyim tekrar. Biraz daha vaktinizi alacağım ama. Şöyle envantere girelim. Şuraya kendisi bu mevcut stoğu ekleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz düzenleyemiyoruz. Onu biz düzenleyemeyeceğiz depoda olduğu için. Şuradan envanter gönder yenile diyelim. Stoğu kendisi düzenliyor alandan. Şu kısımda kargo kuyruğuna git diyelim. İki takip numarası kargo kuyruğu Amazon'a gönder kısmına gelelim. Şunu kapatayım. Yani yenisini başlat. İlk akışını sil. İş akışını kargo kuyruğuna git. Kargoyu onaylayın. Daha fazla bilgi. Şurada kargo kuyruğunda normalde çıkması gerekiyor. Yoksa o sayfayı kapatmamamız gerekir mi? Acaba dermişim. Eksik takip numaralarını sağlayın diyor. Şuna tıklayalım. Evet, şuraya girdiğimiz zaman eksik takip numarasını sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar, yani karıştırarak siz de bulabilirsiniz. İster istemez sistem kendini güncelliyor. Sistemde farklı durumlar oluyor. Bulamıyoruz ama bu şekilde işlem yaparsanız muhtemelen sizler de yavaş yavaş bulabileceksiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.